Efendim günaydın ve iyi haftalar. Sağlığına özen gösterenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz sevgili seyirciler. Sağlık Merkezi'nde bugün özellikle 60'lı yaşlarla birlikte ortaya çıkan nörolojik bir hastalık olan Parkinson ve tedavisini konuşacağız. Parkinson hastalığının tedavisinde bulunan yeni yöntemler sayesinde hastaların yaşam kalitesi yükselirken yaşam süreleri de uzuyor. Özellikle beyin pili takılması hastalığın en önemli semptomlarından titreme ve hareket yavaşlamasını da sonlandırıyor. Operatör Doktor Sayın Alizi bugünkü Sağlık Merkezi'nin konuğu olacak. Parkinson genellikle 50 yaşından sonra ortaya çıkan, nadiren 40 yaşın altında beliren, yavaş ilerleyen bir klinik tablodur. Parkinson hastalığında en belirgin özellik titremedir. Diğer önemli belirti ise hareket yavaşlamasıdır. Parkinson hastalığı beyinde nasıl oluşur? Kimlerde görülür? Parkinson tedavisinde beyin pili ne kadar etkili? Operatör Doktor Ali Zır, Sağlık Merkezi'nde anlatıyor. Evet efendim, konumuz Parkinson ve tedavisinde kullanılan beyin pilleri. Konuğumuz Medical Park Bahçeli Evler'den nöroşirurji uzmanı Operatör Doktor Sayın Ali Zır. Değerli izleyiciler, Parkinson hastalığı ve beyin pilleriyle ilgili, ki beyin pilleri artık Parkinson dışında bazı hastalıklarda da kullanılıyor. Operatör Doktor Sayın Ali Zır 35 dakikalık yayınımız süresince bu sorulara yanıt verecek. 0212 alan koduyla 653-97-47 ya da 496-24-00 telefonlardan arayarak Sayın Zırh'a sorularınızı siz de yöneltebilirsiniz dedim. Ve Sayın Zırh, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam, iyi misiniz? Teşekkür ederim, siz nasılsınız? Ben biraz gripal enfeksiyon içerisindeyim. Sağlığını herkes özen göstersin derken sanıyorum ben biraz ihmal ettim. Özür diliyorum izleyicilerimizden bu manada. Hocam, Parkinson'u konuşacağız ve beyin pillerini. Beyin pilleri aslında bir mucize belki de. Tıpta değil mi? Bugün birçok hastalıkta sizin alanınıza giren kullanılabiliyor. Onları konuşacağız ama daha evvel. Parkinson nedir? Beyinde nasıl bir değişikliğe yol açıyor? Parkinson hastalığı bizim beyinde dopamin adını verdiğimiz bir maddenin eksikliğiyle giden, genellikle ileri yaşlarda ortaya çıkan, hareketlerde yavaşlama, genellikle vücudun bir yanında hareketin hızının azalması, özellikle ellerde yine bir anda başlayan, para sayar tarzda diye tarif edebileceğimiz titremenin ortaya çıktığı ama her hastada değil, katılık, tutukluk, yavaşlık, küçük adımlarla öne eğik yürüme, yüz hatlarında donukluk ve genelde hareket yavaşlamasıyla giden sinir sisteminin dejeneratif bir hastalığı. Peki hocam, beyin çok karmaşık bir yapı ama eminim Parkinson bir noktada bir tık durduruyor değil mi? O bir tık durdurmada belki de bu para sayar gibi hareketlere, hareketlerin yavaşlamasına neden oluyor. Hormonlarla alakası var mı beynin ürettiği ve hangi merkezde nasıl bir problem yaratıyor da Parkinson oluyoruz? Beyindeki hücreler arasında kimyasal iletişimi bizim nörotransmitter dediğimiz bir takım hormon benzeri maddeler sağlıyor. Beyinde de substansiya nigra adını verdiğimiz bir bölgede bu maddenin üretimi yaşa bağlı olarak azalıyor. Genellikle 60'lı 65'li yaşlar üzerinde toplumda her 300 kişiden birinde olabilecek bir rahatsızlık. Hepimiz 120 yaşına kadar yaşarsak az ya da çok hepimizde bu hastalık bulgularının ortaya çıkmasını bekliyoruz. Burada bu maddenin eksikliği beyindeki genel hareketlerimizi kontrol eden hareket kontrol bilgisayar ağının değişik bölgelerini etkiliyor. Aslında eksik olan bölgede değil ama bu hareket kontrol merkezlerinde bu madde eksikliğine bağlı. Her hastada farklı ama demin genel özelliklerini saydığımız bir takım bulgular ortaya çıkıyor ki bunlar da Parkinson hastalığının bulguları oluyor. Titreme genellikle önden giden ilk görülen bulgu ama her hastada titreme olacak ya da titremeyle başlayacak diye bir kaide değil. Önemli bir grup hastada titreme olmaksızın da hastalık bulguları olabiliyor ve sürebiliyor. Peki 60-65 yaş civarında çıkar dediniz. 30'lu 40'lı yaşlarda görebiliyoruz. Olabiliyor mu? Nadiren de olsa görebiliyoruz. Kimlerde mesela olabilir? Bu hastalarda muhtemelen genetik bir eğilim olma ihtimali de var. Parkinson kalıtsal bir hastalık değil aslında. Bizim ya da seyircilerimizin anlayacağı anlamda. Hani annemde var, bende de mi olacak, bende var, çocuğumda mı olacak diye. Genetik özelliği ama yok. Genetik bir takım eğilimler var. Ve eğer bir kişi de çok genç yaşta ortaya çıktıysa ve aile fertlerinin diğerlerinde de olabiliyorsa bu
bir genetik eğilimi akla getirebiliyor. Ama bizim klasik anlamda hemen hastaların büyük bir çoğunluğunda gördüğümüz idiopatik dediğimiz standart anlamında kullandığımız Parkinson hastalığı genelde ileri yaşlarda 60'lı 70'li yaşlarda ortaya çıkıyor. Ve 60'lı yaşlardan sonra her 10 yaşta bir görünümü de bir 10 kat artıyor. Kadınlarda mı daha sık rastlanıyor, erkeklerde mi hocam? Sanki bana hep erkeklere özgü bir hastalık gibi geliyor ama. Çok büyük bir istatistiksel fark olmamakla birlikte erkeklerde biraz daha sık görülüyor. Peki Parkinson'da en belirgin karakteristik özellik sanıyorum el titremesi değil mi efendim? El titremesi neye eşlik ettiğinde aslında Parkinson tanısı konulabiliyor? Önemli ilk kriterlerden bir tanesi bu. Ama Parkinson hastalığının titreme dışında hareketlerde yavaşlık, durgunluk, özellikle erken evrelerde yürürken hastanın kollarının vücut salınımına iştirak etmeyip vücuda yapışık, hareketsiz durması, demin de bahsettiğimiz yüz hatlarındaki değişiklik, vücutta bizim onu tabii dışarıdan değil ama muayene ile anladığımız işlemler, eylemler sırasındaki katılık, ağırlık hastalığın diğer bulguları. Şimdi bir yandan da görüntülerimiz ekranlara geliyor siz anlatırken Parkinson hastalığını. En belirgin özellik el titremesi dedik. Peki el titremesi Parkinson'un dışında yine başka hastalıklarda görülebilir mi? Taklit eden hastalıklar var mı Parkinson'u? Genelde insanda biz 3 tip titreme görüyoruz. Bunlardan bir tanesi Parkinson hastalığında tipik gördüğümüz istirahat halinde olan titreme. Eller kucaktayken, iki yana sarkıtınca, yolda yürürken istirahatte olan titreme. Bir başka tip titreme daha çok genç yaştaki hastalarda gördüğümüz pozisyonel diyebileceğimiz elleri havaya kaldırınca, tepsi tutunca, namaza durunca ya da bir şey tutunca olan titreme ki bu daha çok bizim esansiyel tremor dediğimiz Parkinson'dan farklı bir hastalıkta görülebiliyor. Birinci ve ikincinin olmayıp sadece bir eylem, bir işlem yaparken örneğin işte bardağı ağza götürürken ya da bir yere uzanmaya çalışırken olan nadir bir titreme grubu var ki bu da sinir sisteminin özellikle beyinciye gidip gelen yolları etkileyen MS gibi beyin kanaması veya travma geçirmiş hastalar gibi bir takım hasarlar olan hastalarda o eylemleri yaparken ortaya çıkan bir titreme var. Bu çok nadir tabii ki. Yani Parkinson'dan şüphelenmek için özellikle büyüklerimize değil mi? Yaşlılarımızla, evimizdeki yaşlılarda belki büyük annelerimizle, büyük babalarımızla eylemsizken ellerin titremesi otururken, eller kucağındayken veya yürürken yana sarkıttığında elinde bir titreme oluyorsa bu acaba bu hastalığın bulgusu mudur sorusunu akla getiriyor. Diğer bulgular tabii doğal olarak ileri yaşlarda yaşlılıkla da karıştırılıyor. Hareketlerin yavaşlaması olsun, durgunluk olsun. Ama bu tip bulguları gören kişilerin bir nöroloji doktoruna başvurup da hani böyle bir rahatsızlığın var mı veya yapılabilecek bir şey var mı diye paylaşmasında yarar. Hocam yüzünde karakteristik bir özellik oluyor mu Parkinson hastalığı? Genelde bizim maske yüz dediğimiz yüz hatlarında donukluk, daha durgun, mimiklerin hızının azaldığı bir yüz görünümü olabiliyor. Peki, Parkinson hastalığından şüphelendik. Diyelim ki benim evde bir büyük annem ya da büyük babam var ve şüphelendim. İlk etapta hangi uzmana götürmem lazım Parkinson için? İlk etapta gitmeniz gereken nöroloji uzmanıdır. Tabii nöroloji de Türkiye'de artık alt branşlaşıyor. Evet. Eğer ki ulaşabildiğiniz hareket bozukluğu uzmanı, bunun üzerine üst ihtisası olan bir nöroloji doktoru bulabilirseniz daha şanslısınız demektir ulaşabilme amacıyla. Ama genelde ilk nöroloji doktorlarının görmesi lazım. Çünkü bu grup hastalarda tanı sonrasında tıbbi tedavi hastaların büyük bir çoğunluğunda erken evrede önemli düzeyde iyi sonuçlar veriyor. Eğer eksik maddeyi yerine koyuyorsak ve hasta bir pür Parkinson hastasıysa bulgularının düzelmesi, normale yakın yaşamını devam ettirmesi mümkün oluyor. Bunun için hastanın yaşına ve klinik bulgularına göre değişik ilaç grupları var. Nöroloji doktoru arkadaşlarımız o ilaçları hastaya uygun bir şekilde başlayarak bir süre hastalıkların bulgularını tamama yakın kontrol edebilme şansına sahip. Hocam eksik madde dediğiniz ne? Dopamin dediğiniz madde. Dopamin nasıl bir madde? Onu bir anlatır mısınız? Mutluluk hormonu diyebilirdik. Biz dopamin bir çeşit nörotransmitter dediğimiz, dediğim gibi hücreler arasındaki kimyasal iletişimi sağlayan bir madde.
Bu madde beynin belli bir bölgesinde zaman dilimi içerisinde yapımı azalıyor. Azaldıkça da hastalıkla ilgili bulgular ortaya çıkıyor. Bizim verdiğimiz ilaçların bir grubunun içinde de bu madde ve buna benzer özellikle maddeler veya bunun vücudun daha etkili kullanmasını sağlayan veya taklit eden maddeler var. Bunlar da yutulduğu takdirde hastalık bulgularını önemli ölçüde kontrol ediyor. Bu medikal tedavi yönü için. Peki titreme çok önemli dediniz. Özellikle para sayar gibi el titremeleri. Bir yandan ekranda da görüyor izleyicilerimiz. Burada daha da farklı bir tablo var. Bu istem dışı hareketler. Bu hastalar şöyle çok başlayalım genç aslında isterseniz. Bu hasta. Evet. Başlangıçtaki ilaç tedavisi dediğimiz gibi önemli ölçüde hastalık bulgularını düzeltiyor. Ancak aradan yıllar geçtikçe bir çeşit hastalığın ilerlemesi, bir çeşit ilaca tolerans gelişmesi nedeniyle artık eski doz ve sıklığında ilaçlar yetmemeye başlıyor. Daha yüksek doz, daha sık ilaca rağmen artık hastalık bulguları kontrol edilemez duruma gelir ise özellikle burada gördüğümüz istem dışı hareketler. Evet. Hasta uzun yıllar ilaç kullandığında bu şekilde titreyen bir hasta, bu hastanın ilaç almamış hali, bu aynı hastanın ilaç aldıktan sonraki hali aslında iyi hali. Şu an iyi. İlacın iyiliği ile birlikte ilaçla uzun zaman tanışmaya bağlı beyinde istem dışı bir takım hareketler ortaya çıkıyor. Buna biz motor yan etkiler diyoruz. Hasta ilacını almadığı zaman titriyor, hareket edemiyor, yürüyemiyor. Küçük adımlarla yürüyor veya başkasının yardımıyla yürüyor. İlaç aldığı zaman açılıp rahatlıyor ama bu sefer de gördüğünüz gibi yoğun sıra dışı hareketler, istem dışı hareketler ortaya çıkıyor. Ve bir süre sonra hastalar bu motor problemler içerisinde ilaçsız hareket edememek ile ilaç alınca ortaya çıkan bu yan etkilerin arasına sıkışıyorlar. Daha çok ilaç veremiyoruz, daha çok bunları yaşıyorlar. İlacı azaltamıyoruz, hastalık bulguları ön plana geliyor. Gene yaşı ileri hastalarda bu motor problemlere ilave bir takım psikiyatrik problemler ortaya çıkmaya başlıyor. Yüksek doz ilaç kullanımına bağlı hayal görme, konsantrasyon azalması veya kabus görmeler gibi. İşte böyle bir durumda artık tıbbi tedavi bize istediğimiz sonuçları verememeye başlıyor. Bu gruptaki hastalarda da biz bir takım cerrahi girişimler uyguluyoruz. Gene küçük bir grup hastada, özellikle titremenin tek ilk bulgu olduğu hastalarda, her türlü tıbbi tedaviye rağmen titreme durmaz ise, gene bu hastalarda bizim açımızdan cerrahi girişim için aday hastalar oluyorlar. Şimdi hocam, titreme herhalde akşamdan sabaha gelişmiyor değil mi bu hastalığın belirtileri arasında? İlk anda şüphelenmek için neye dikkat etmek lazım? Ve o kadar başlangıçta Parkinson teşhisi konulursa tedavide yol almak daha mı kolay olabilir? Şimdi şöyle, bu bir madde eksikliği olduğu için bunu ne kadar erken yerine koyarsak hastaların bulgularını o kadar düzeltmemiz, dolayısıyla yaşam kalitesini o kadar arttırmamız mümkün. Hani bu kanser gibi bir hastalık değil, geç tanı konması hastayı daha kötü yapan ya da tedavi şansını azaltan bir rahatsızlık değil. Genelde eğer hani titreme ilk bulguysa tabii ki dışarıdan fark etmek kolay. Çünkü sıra dışı göze çarpan, özellikle de vücudun bir yanında bir titreme oluyorsa hani bu doktora gitme gerekçelerinden bir tanesi. Ama titreme olmaksızın hastalık bulguları gelişiyorsa, hani evde büyükleri sizin dediğiniz gibi gözlerken, eğer ki ne bileyim işte daha hareketlerini yavaş yapıyor, daha küçük adımlarla yürüyor, daha vücudu öne eğik yürüyor, yüz hatlarında daha donuklaşma görülüyor veya vücudun bir yanını kollarını sallarken vücuduna yapıştırmıyor, hareket etmiyor gibi bulgular gözlenirse bunlar da doktora başvurmak için bizim peki, için dikkat çekici oluyor. Doktora başvurduk. Büyük annemizi ya da büyük babamızı aldık, geldik. Operatör Doktor Ali Zırha dedik ki bizde böyle belirtiler var. O andan sonra ne yapıyorsunuz? Tanı, özellikle ayırt edici tanı nasıl konuluyor? Hangi işlemlerden geçiyor hastalığınız? Parkinson hastalığının tanısı genelde klinik bulgularla konuyor. Bunun için bir takım laboratuvar tetkikleri yok veya deneysel aşamada bazı görüntüleme yöntemleri bizim çalışma sonuçlarını değerlendirmemize kullanılıyor. Günlük klinik uygulamada kullandığımız bulgular değil. Genellikle benim gördüğüm hastalar tabii artık bu yelpazenin daha ileri aşamasında olan hastalar oluyor. Nöroloji doktor arkadaşlarımız şu hastayı görmüş oluyor. Evet. Tıbbi tedavisini demin konuştuğumuz gibi vermiş oluyor. Ve genelde hastalar artık tıbbi tedaviyle ilgili istedikleri randımanı alamayan, demin konuştuğumuz ilaç yan etkilerini veya dalgalanmaları. Çünkü başta ilaçlar bütün gün hastayı iyi ederken hastalık ilerledikçe bu süre giderek kısalıyor. Hasta ilacını yuttuğunda yarım saat, bir saat iyi oluyor. Daha sonra bir sonraki ilaç dozuna kadar hastalık bulgularını yaşar hale geliyor. Veya demin konuştuğumuz ilaç yan etkilerini yaşıyor oluyor. Veya ne kadar ilaç alırsa alsın titremesi durmayan hastalar oluyor. Bu hastaları gördüğümüzde eğer
tıbbi tedavide daha fazla alınabilecek bir yol olduğu fikrindeysem genellikle bunun uzmanı nöroloji doktoru arkadaşlarımla paylaşıyorum. Yoksa eğer bulgular artık bizim tıbbi tedaviyle iyi edemeyeceğimiz aşamadaysa o zaman da bir takım cerrahi girişimleri planlıyoruz. Evet hocam, müsaade ederseniz bir izleyicimiz telefon hattında. Efendim günaydın. Evet, hatta düşmüş sanıyorum seyircimiz, bir soru yöneltmek isterdi kendisi. Hocam peki, genellikle biz beyin pillerinin Parkinson'da kullanıldığını biliyoruz. Hakikaten çok mucizeli bu beyin pilleri. Birçok nörolojik vakada da kullandığınızı biliyorum. Öncelikle siz bu konuda çok deneyimli bir doktorsunuz. Teşekkür ederim. Bir cerrahsınız. Özellikle Parkinson vakalarında şu ana kadar ortalama bir rakam verebilir misiniz? Bu kadar hastada kullandık, bu kadar iyi sonuçlar aldık. Böyle bir istatistiki veriniz var mı? Şimdi beyin pilleri dünya genelinde baktığımız zaman neredeyse 70 küsur bin hastanın beyninde dolaşan cihazlar haline geldi. Ben tabii yaklaşık 20 yıldır bu işle uğraşıyorum. Benim aşağı yukarı 700 hasta civarında bir serim var. Bunun büyük bir kısmı lezyon ameliyatı dediğimiz ameliyatlar. Beyin pilleri değil, beynin bir yanına yakma yönteminde uyguladığımız ameliyatlar. Türkiye'de yaklaşık 150'den fazla hastaya beyin pili taktık. Bu hastalar eğer doğru tanıyla seçilen ve doğru ameliyat edilen hastalarsa beyin pilleri hastaların klinik yaşamında çok dikkat çekici değişiklikler sağlıyor. Beyin pili hastayı ne kadar iyileştiriyordan önce ne yapıyor konuşursak, beyin pili aslında ince iki elektrodu beynin içerisine yerleştiriyoruz. Bunu hastalarla konuşa konuşa uyanık, bir yandan görüntü geçiyor arkadaşlarım. İlk yaptığımız şey hastanın başına bir çerçeve takmak. Daha sonra bu çerçeveyi taktıktan sonra hastanın MR filmlerini çekiyoruz. MR filmleri çekildikten sonra görüntüler geldikçe anlatırım, bir takım hesaplamalar yapacağız. Ama nihayetinde yaptığımız beynin içerisine iki küçük elektrot yerleştiriyoruz. Bunları getirip cilt altından göğüste kalp pili gibi bir pile bağladığımızda biz dışarıdan bilgisayar aracılığıyla beyne verdiğimiz elektrik akımının büyüklüğünü, şiddetini, frekansını, dalga boyunu ayarlayabiliyoruz. Böylelikle beyin içerisindeki hedef noktamızdaki elektriksel hücresel aktiviteyi modüle edebiliyoruz, değiştirebiliyoruz, uyarabiliyoruz, baskılayabiliyoruz. Dolayısıyla beyin pilleri beynin içerisindeki herhangi bir alanı bizim uyarmamızı ya da baskılamamızı sağlayan, programlanabilir, kontrol edilebilir, ayarlanabilir bir tedavi yöntemi. Oradaki sürati mi o pil ayarlıyor hocam dışarıdan? Beyin hücrelerinin arasında bir elektriksel iletişim ve deşarj paterni var. Parkinson'u konuşuyorsak oradaki başka bir bölgedeki madde eksikliği beynin belli bölgelerinde hücresel aktiviteyi arttırıyor. Bizim beyin pilleriyle yaptığımız şey, titremenin olduğu hastalarda titreme bölgesinde ya da hastalığı etkileyen diğer elektrik zincirlerinde belli bir bölgeyi elektriksel uyararak hücrelerdeki aşırı aktiviteyi baskılamak, hastalık bulgularını düzeltmek. MR'dan sonra yaptığımız hocam, hastanın... Hocam bir virgül rica edeceğim. Çünkü hastalığın karnesini, özür diliyorum, ameliyatın karnesini baştan sona konuşmak istiyorum. Aşama aşama görüntülerimiz de var çünkü. Fakat öncesinde İstanbul'dan Salih Hanım. Efendim günaydın. Günaydın. Buyurun, sorunuzu alalım lütfen. Ben 10 senedir Parkinson hastasıyım. Evet, buyurun. Geçen sene de ayağıma protez takıldı. Halen yürüyemiyorum. Ayağa kalktığım zaman titriyorum. Acaba bu Parkinson'dan olabilir mi yürüyememem? Salih Hanım, önce geçmiş olsun. Teşekkür ederim. Tabii Parkinson hastalığı yürümeyi etkileyen ve bozan bir hastalık. Klinik bulgularınızı görmeden bunu yorumlamak mümkün değil. Çünkü protez ameliyatı olmuş hastalarda da sizin dile getirdiğiniz gibi yürüme problemi olabilir. Tabii hangisine bağlı ya da hangisi ön planda size ayrıntılı muayene etmek lazım. Bu konuda ortopedi doktorunuzla paylaşabilirsiniz. Eğer doktorunuz dizinizle ilgili bir sorun olmadığını ve dizinizle rahat yürüyebileceğinizi söylüyorsa o zaman mutlaka bir nöroloji doktoru arkadaşımıza görünmenize yarar var. Dizimde problem yok. Doktorum yürüyebilirsin diyor. Fakat ben bir türlü bir senedir ayağa kalkamadım. O zaman bir nöroloji doktoru arkadaşımız sizi muayene ederse hastalık bulgularınızın ne aşamada olduğunu, yürümenize nasıl katkıda bulunabileceğinizi söyleyecektir efendim. Salih Hanım kaç yaşındasınız? Çok merak ettim ben. Ben mi? 62. 62. Allah uzun ömürler versin efendim. Sesiniz o kadar genç ki. Peki, geçmiş olsun Salih Hanımcığım. Teşekkür ederim, iyi yayınlar. Hoşçakalın. Ben kadınlarda çok daha az görülür diye düşünüyordum ama demek ki bayan izleyicilerimizde de olabiliyormuş. Hocam şimdi herkese beyin pili, Parkinson, her Parkinson hastasına beyin pili uygulaması yapılabiliyor mu? Cerrahide başka seçenekleriniz var mı?
İkinci sorudan başlayalım. Hareket kontrolünü yapabilmemiz için beyindeki belli bölgelerdeki elektriksel aktiviteyi değiştirdiğimizden bahsettik. Bunu ya lazere benzeyen bir yakma yöntemiyle yapabiliyoruz veya beynin içerisine elektrot yerleştirip beyin pillerine bağlayıp onu programlayarak beyin pili girişimleriyle yapabiliyoruz. Yakma yöntemlerini genellikle tek tarafa uygulayabiliyoruz. Çünkü iki taraflı yakmanın bir takım riskleri var. Beyin pilini iki taraflı bulgularda da uygulayabiliyoruz. Ekonomik ve sosyal koşullar el veriyorsa beyin pilinin yakma işlemine üstünlüğü var. Çünkü kontrol edilebilir, programlanabilir, ayarlanabilir. O hastaya göre bir takım ince ayarlar yapılabilir bir rahatsızlık. Yakma işlemlerinde ne kadar iyi nişan alırsak alalım bir yere bir kurşun atıyoruz. Ama buradan hani yakma az iyi geliyor mesajı çıkmasın. Çünkü beyin pili takmadığımız yüzlerce hastamızı da yakma yöntemiyle önemli ölçüde iyi ediyoruz. Ama bir yanı iyi ettiğimiz için zaman dilimi içerisinde karşı taraftaki hastalık bulgularının artması ve belki 5 sene sonra belki 10 sene sonra yeniden beyin pili işlemini gündeme getirmemiz gerekebiliyor. Birinci soru neydi? Beyin pilleri her hastaya takılır mı, takılmalı mı dedim. Fakat öncesinde Adapazarı'ndan bir izleyicimize döneceğim. Mehmet Bey günaydın. Günaydın, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. Size de efendim buyurun sorunuzu alalım Ali Bey'e. İyi günler hocam, kolay gelsin. Teşekkür ederim. Şimdi benim sağ kolumda bir titreme var böyle. Aşırı 4-5 seneden beri var. Bir hap kullanıyorum ben. Azilet. İsim vermiyoruz efendim. İlaç isim vermiyoruz. Pardon efendim. Hocamız zaten anlamış. Tamam, ben anladım. Merak etmeyin. Buyurun devam edin. Evet. O titreme hala daha devam ediyor. Yani fazla böyle yorgun olduğun zaman daha çok titremeye. Bu titreme elinizi kaldırınca duruyor mu yoksa artıyor mu? Elimi kaldırınca yine aynısı devam ediyor. Aynı yani şey var. Eliniz kucağınızdayken de havaya kaldırsanız da bir şey tutarsanız da aynı şekilde olabilir. Evet, aynı evet. Şey devam ediyor. Sol kolumda yok. Bu sağda sağ kolumda var yani. Evet. Tabii bir görünmeniz gerekiyor çünkü eğer bu bir tipik Parkinson'sa genelde elinizi kaldırınca durmasını bekleriz. Ama bazı hastalarda birkaç titreme bir arada özellik gösterebiliyor. Tabii bu bir Parkinson ise de tek başına aldığınız bir ilaç yetmiyordur büyük ihtimalle. Dolayısıyla bir şekilde ilaçlarınızı ayarlamakta, belki Parkinson'sa bu bulgu, onu düzeltmek için ilave ilaç kullanmanızda yarar var. Evet. Ama programın başında da paylaştığımız gibi bazı hastalarda titreme ne kadar ilaç alırsak alsak durmayabiliyor. Evet. O zaman da bizim bazı girişimler yapmamız gerekiyor. Şimdi o girişimleri konuşuyorduk zaten Mehmet Bey. İzlemeye devam ederseniz eğer bize geçmişler olsun. Hocam benim elim şeyim de var ya, raporum da var. Yani iki seneden beri bu, demin ismini söyledim, keşke söylemeseydim de. Aynı hafta devam ediyor. Muhtemelen tek ilaç yetmiyordur. Bunu doktorunuzla paylaşırsanız onlar size yardımcı olmaya çalışırlar. Geçmiş olsun Mehmet Beyciğim, hoşçakalın. Hoşçakalın efendim. Her hastayı ameliyat ediyormuş. Evet hocam, ediyor musunuz? Mesela Mehmet Bey geldi. Şimdi Mehmet Bey eğer aldığı bir ilaç yetmeyip başka ilaçlarla iyi olabilecek bir hastaysa o zaman ilaçlarına devam edip ilave ilaçlar verip normal yaşantısını sürdürebiliyorsak tercih etmekte yarar var. Ama yaşı çok gençse, ki sesi biraz öyle geliyor, o zaman hastalara çok yüksek doz ilacı yıllarca verip yan etkilerle karşılaşmaktan kaçınmak için erken dönemde de ameliyatı düşünebiliyoruz. Bir hastanın Parkinson ameliyatı olması için pür Parkinson hastası olması lazım. Yani ne demek? Yani beyindeki probleminin tek probleminin dopamin eksikliği olması lazım. Çünkü bizim Parkinson Plus ya da artı dediğimiz beyinde dopamin gibi bir kısmını bildiğimiz bir kısmını bilmediğimiz başka maddelerin eksikliği. Beyin dokusunun yaşlılığı, kireçlenmesi, dejenerasyonu, kanlanma aksaklığı olarak eşlik ediyor. Bu hastalarda İlaçlar hastalık bulgularının bir kısmını düzelse de bir grup düzelmiyor. Çünkü ilaca cevap vermiyor. Bu hastaların ameliyata vereceği cevap da sınırlı olduğu için genellikle bu hastaları çok ameliyat etmeyi tercih etmiyoruz. Eğer ki hasta Parkinson hastası ve bizim ameliyatımıza aday ise tabii ki hastanın zihinsel fonksiyonlarının iyi olması, belli bir çizginin üstünde olması lazım. Çünkü biz bu ameliyatları uyanık, konuşa konuşa, hastalarla sohbet ederek, karşılıklı yardımlaşarak yapıyoruz. Bu ameliyata gidiyor mesela. Evet, şu anda hastamızın başına çerçevesi takıldı, MR görüntüleri çekildi, beyindeki gerekli hesaplamaları yaptık, ameliyata başlayacağız. Hasta da ameliyathaneye doğru
Yoluna devam ediyor. Burada şeymiş. MR'a gidiyor. Henüz MR'a gidiyor. Peki hocam, örneğin yüksek tansiyon, çünkü yaşlı hastalığı bunlar değil mi? Yüksek, tabii ki bu hastaların çoğunda zaten tansiyon yüksekliği, şeker hastalığı, bir takım problemler var. Hı. Bunların hiçbiri mutlak ameliyat olamaz gerekçesi değildir. İlaçlarla tansiyonu kontrol edildiğinde, diğer dahili bulguları kontrol edildiğinde hastanın yaşamını kısıtlayacak ya da yaşam süresini kısıtlayacak bir sağlık problemi yok ise o zaman biz hastaları ameliyat ediyoruz. Tabii ki ameliyat öncesinde hastaları mutlaka dahiliye ve anestezi doktorları görüyor. Evet. Ameliyata engel bir durum olup olmadığını söylüyor. Şimdi hasta ameliyat masasına yattı. Ekranda bir yandan anlatıyorsunuz. Evet. Hasta ameliyat masasına yattı. Şu anda uyanık. Biz çerçeveyi niye takıyorsunuz hocam? Şimdi sizin odadaki yerinizi nasıl tarif edeceğiz? İşte ekranın 1,5 metre sağı, benim 2 metre karşım veya kapıya göre 3 metre gibi. Uzayda bizim bir cismin yerini tarif edebilmemiz için 3 koordinata ihtiyacımız var. Evet. Bunlar işte X, Y ve Z koordinatları diye. Bu çerçeve beyindeki bizim hücrelerin yerini aramamızda bir referans merkezi olma özelliği gösteriyor. Bunu taktıktan sonra MR çektiğimiz için o çerçeveye göre beyindeki hücrelerin koordinatlarını hesaplıyoruz. Anladım. Daha sonra bastığımız haritalar teorik hedefimiz. Yani o hücrelerin olmasının gerektiğini varsaydığımız yer. Ama basitçe söylemek gerekirse bu işin kuralı beynin içinde 2-3 milim çapındaki bir anatomik oluşumu bulmak ve oraya müdahale etmek. Ama 1 milim yana gidersek hastanın kolu bacağı oynamaz oluyor. 1 milim aşağı gelirsek kör olabiliyor. Bu kadar hassas. Onun için de bizim burada yaptığımız şey bu çerçeveyi kullanarak şimdi birazdan başlayacağımız mikro elektrot kayıt ve stimülasyon tekniği dediğimiz beyindeki hücrelerin yerini bulma, bir çeşit beynin fizyolojik haritasını çıkarma işlemi. Bunun önemi şu, nasıl ki herkesin ağzı, yüzü, gözü birbirine benzemiyor, beyindeki hücrelerin yeri de birbirine benzemiyor. Dolayısıyla biz teorik olarak orada dediğimiz hücreler genellikle her hastada 2-3 milim orada ya da başka bir yerde oluyor ki bizim o 2-3 milimi ıskalama şansımız yok. O yüzden yaptığımız şey, bu hastanın başına bir delik deldikten sonra ucu yaklaşık 2 mikron kalınlığındaki bir elektrodu beynin içerisinde ilerleterek bilgisayarla tek tek beyindeki hücrelerin elektriksel aktivitesini dinliyoruz. Beyinde her bir hücrenin bir deşarj paterni, bir dili var. O dili bilirseniz olay biraz Avrupa'da seyahat etmeye benziyor. Yani hangi ülkede olduğunuzu, nerede olduğunuzu anlıyorsunuz. Böylelikle aynı zamanda uyanık hastada mikroamper düzeyi... Lokal anestezi ne yapıyorsunuz hocam? Hastalar toplam 6 tane iğnenin batmasının acısını duyuyorlar. 4 tanesini zaten geçtik başına çerçeveyi takarken canı yanmasın diye. Evet. Daha sonra da ameliyata başlarken kafatasında, çünkü cilt ağrıya duyarlıdır canı yanmasın diye, 2 tane delik delmek için o cildi uyuşturuyoruz. Onun dışında hasta ağrısızı duymuyor. Gördüğünüz gibi karşılıklı bizimle sohbet ederek. Bir yandan da bizim elektrot traselerimiz geçtikçe ve diz hücreleri buldukça hastalar da klinik iyileşmeyi hissediyorlar. Bunu bizimle paylaşıyorlar. İkinci, üçüncüden iyiydi. Şimdi elim ayağımdan daha iyi tarzında. Burada da hücrelerin deşarj patenlerini buluyoruz. Aynı zamanda uyanık hastalarda mikroamper düzeyinde elektrik akımı verip uyanık hastanın buna verdiği cevaba bakabiliyoruz. Bütün bunların özeti beynin içinde 80 mikrondan, ki bu 1 milimetrenin onda biri demek, daha az bir hata payıyla hem hücrelerin yerini hem de etrafındaki hayatı oluşumların yerini bulabiliyoruz. Böylelikle doğru müdahale edebileceğimiz noktayı buluyoruz. Evet. Ki nereye elektrotları yerleştireceğiz hocam, ona karar verelim. Hocam bir telefon da alacağız. Son bir telefon. Berin Hanım günaydın. Günaydın efendim. Buyurunuz. Ne güzel günaydın dediniz. İyi haftalar. Sorunuzu alalım. Allah razı olsun. En güzel günler sizin olsun inşallah. Beraber. Buyurun. Canım benim eşim 17 senedir Parkinson hastası. Hı hı. Prostat kanseri ayrıyeten 10 senedir de. Fakat bu 5 senedir boyun düşüklüğü oldu. Botokslar yapıldı, her şey yapıldı kaslarına, boyunlar kaslarına. Fakat hiçbir çare bulunamadı. Ve düşünün yani boynu eğikli olunca devamlı göz görme kabiliyetini de kaybediyor. Tabii hiç göremiyor, edemiyor. Fakat yani hala ilaçlarına devam ediyor. Tutuluyor. Doktor bey de takdir eder biliyor ki yani o tutulmaları, kitlenmeleri devamlı oluyor. Berin Hanım, ilaç alınca bu bulgular azalıyor mu ya da düzeliyor mu efendim? Hayır, yani düzenliyor, geçici olarak düzeliyor. Geçici yani, olarak da olsa düzeliyor mu hastanız ilaç aldığında? Kısa bir sürede olsa bu şikayetlerde azalma veya düzelme oluyor mu? Boyunda kesinlikle olmuyor doktor bey.
Yani yürüyüşü normal oluyor. İdedin testleri. Kaç yaşında bir eşiniz efendim? 78 yaşında. Hatta ben bu pil olayını da araştırdım. Hı. Fakat bu yaşta yapılmayacağını söylediler. Şimdi yaş tek bir kriter değil. Tabii ki hastanızı değerlendirmek lazım. Tabii ki 78 yaşındaki bir hastada birkaç kez düşünmek gerekiyor. Evet. Ama hastanızı ayrıntılı görüp değerlendirmek lazım. Çünkü bulgularının bir kısmının ilaca cevap verdiğini, bir kısmının vermediğini söylüyorsunuz. Tabii bu sizin aldığınız ilaç dozunda. Yüksek doz ilaçlarla ne kadar iyileştiğine bakmak lazım. Bunu hastanızı görebilirsek veya nöroloji doktorlarıyla paylaşırsanız adım alabilir. Daha fazla ileri adım atabilir miyiz? Onları paylaşalım. Ben Erdek'teyim de şu an Erdek'teyim ama evim İstanbul'da yani. Peki efendim. Allah geçmiş izinlerse. Olsun. Hastanızı görüp olsun. Değerlendirmek gerekecek efendim. Son 3 dakikayı çok iyi kullanalım. Hocam bundan sonra neler yapıyorsunuz? Pil ne kadar dayanıyor örneğin? Şu anda hücrelerin yerini bulma aşamasındayız. Biraz arkadaşlarımız hızlı gidecekler herhalde 3 dakika için. Evet. Daha sonra yaptığınız şey beyin elektrotlarını yerleştirmek. Evet. Elektrotları yerleştirdikten sonra beyin ameliyatı kısmı bitiyor. Ve şu anda hala haritalamadayız. Biraz hızlı gidelim yönetmenimizden rica edelim. Evet. Daha sonra yaptığımız şey hastayı uyutuyoruz. Ve uyutarak gözteki pilini yerleştiriyoruz. Ha. Pilin takılması aslında işlerin başlangıcı. Sonrasında hastaları belli aralıklarla görüp pil ayarları yaparak hastalık bulgularını düzeltmeye çalışıyoruz. Bu iş ne sağlıyor? Kabaca söylersek bu bir kür değil. Her şeyi ortadan kaldıran, hastalık bulgularını yok eden bir tedavi yöntemi değil. Ama hastalığın saatini geri almak diye tarif edebiliriz. 10 yıllık bir hastayı ameliyat ettiğimizde hastalığın birinci veya ikinci senesindeki haline geri getirebiliyoruz hastayı. Bu da bağımsız yaşayamayan, başkalarının yardımıyla hareket edebilen, ayağa kalkmak, yürümek için destek isteyen, sosyal hayatını bağımsız sürdüremeyen, işini yapamayan kişilerin yeniden bağımsız hayatlarına geri dönmesi, çoğunun mesleğine geri dönebilmesi, yaşama tekrar hastalığın ilk yıllarındaki halleriyle devam edebilme fırsatını sağlayan bir yöntem. Pil ne kadar süre kullanılabiliyor? Pillerin ömrü yaklaşık verilen elektrik akımına bağlı 5 ile 7 yıl civarında. Kendimiz yeni versiyonlarda. Kendimiz yapıyoruz değil mi hocam? Kendimiz yapmıyoruz, biz kendimiz yapıyoruz. Hastalar sürekli yapmıyor. Doktora mı gideceğiz? Yok, genellikle ayarlardan sonra yılda 3 veya 4 sefer görmek yeterli oluyor. Bu böyle bir günde bitecek bir şey değil. Pilin bataryasını, voltajını takip edebiliyoruz. Tamam. Hastalar da ellerindeki cihazla açık mı kapalı mı diye test edebiliyorlar. Bu sürenin sonunda ki bu ortalama yeni versiyonlarda 8-9 yıl belki. Yarım saatlik bir ameliyatta sadece buradaki pili değiştiriyoruz. Peki son bir soru soralım. Maliyetli operasyonlar, piller maliyeti. Evet. SGK'nın desteği var değil mi? Böyle bir şükür müjde, ki var. Güzel bir haber lütfen. Şükür ki var. Çünkü beyin pilleri gerçekten çok pahalı cihazlar. Hı-hı. Ama SGK bu konuda hakikaten hastalara çok yardımcı oluyor. Doğru tanı ve indikasyonla, kurallarıyla ameliyat eden hastalarda pil parasının tamamını ödüyor ki bu zaman zaman bunlar duruyor, tekrar başlıyor. Hastalara çok büyük bir avantaj sağlıyor. Çünkü takdir edersiniz ki yaklaşık 30 bin dolar çok civarındaki bir pil maliyetini çok az kişi kendi cebinden karşılayabiliyor. Ama uzun dönem baktığımız hastaların kullandığı ilaçlar olsun, iş gücü kaybı olsun, ilaçlar da çok maliyetli. Hastalık seyrine baktığımızda çok da hastalığa göre pahalı ya da harcananlara göre pahalı bir yöntem değil açıkçası. Evet, kapatıyoruz artık yayını ama son bir görüntü ameliyat öncesindeki hastamız ve sonrasındaki durumu. Değil mi hocam? Evet. Çok net bir tablo. Siz de hastanızla konuşuyorsunuz. Operatör Doktor Sayın Ali Zır, çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bilgilerden dolayı efendim. Sağolunuz. Ben teşekkür ederim. İyi çalışmalar. Sağ olun. Sevgili seyirciler, Sağlık Merkezi'nin bugün de sonuna geldik. Yarın sabah birlikte oluncaya dek hayata sağlıkla gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın.